Alman mahkemesi her isteklerini yerine getiriyorsun, aşırı sevgi gösteriyorsun diye gurbetçi Habib Şahin'in iki çocuğunun elinden alınmasına karar verdi. Avrupa'da yaşanan, devlet tarafından el konulan Türk çocukları problemine Almanya'da bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Bronheim kentinde oturan 35 yaşındaki Habib Şahin'in iki çocuğu, çocuk yetiştirecek olgunlukta olmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla elinden alındı. Bonn mahkemesinde görülen davada bilirkişi, baba Habib Şahin'in çocuklarına gösterdiği sevgiyi abartılı olarak değerlendirirken, disiplinsiz davrandığı iddiasında bulundu. Habib Şahin, yurda yetiştirilen çocukları 8 yaşındaki Devran ve 4 yaşındaki Büşra'yı artık ayda bir kez ve sadece bir saat görebilecek. 8 aydan sonra Gutacht'ta bir bayan kendisiyle anlaşamadım. Yani hiç anlaşmıyordum. İlk günden beri kendisiyle anlaşmadım. Sanki biliyordum bana olumsuz bir rapor verecek. Yani içimden geçiyordu, o kadının bana olumsuz rapor vereceğini biliyordum. Tamamen 8 aydan sonra Gutacht'ın raporu biraz netleşmeye başladı. Böyle ortasında böyle bir şey gönderiyorlar ya. Ya işte daha Gutacht'ın bitmemiş ama ilk şeyi gönderiyorlar. İşte şu an durum bu aşamada, ilk şeyi gönder, o ortadaki o yazıyı gönderdiğinde Gutacht'a işte mahkeme yolluyor benim avukatıma, bir de hanımın avukatına. O yazıda diyor işte hanımın tedavi süreçlerini beklememiz lazım. İşte her şeyin de çok olumlu, çocuklarına gidiyor, geliyor, bakıyor. Destek çıkıyor, oradaki insanlarla iyi anlaşıyor, hepsine iyi destek veriyor, iyi çalışıyor ama her şeyinde de bazı eksikler var. Ondan sonra 9. aydan sonra yavaş yavaş Gutacht'a beni kafasındaki şey netleşince işte ben buna vermeyeceğim çocukları, yavaş yavaş başladılar çocukları benden uzaklaşmaya. Gerekçe neyi vermemeleri? Gerekçe, Gutacht'ın gerekçesi beni yetişkin bulmuyormuş. Hı. Sen yetişkin değilsin. İşte tamamen bunu Türkiye'de söylesem böyle şeyler insana gülerler gerçekten. Yani ben sonuçta 35 yaşında bir insanım. Yani 16 yaşında da bir sürü insan çocuk sahibi oluyor. O zaman herkesin çocuğunu almak lazım. Yani ben 35 yaşındayım. Olabilir. Ben çocuklarıma farklı davranabilirim. Nasıl davranıyordunuz? Neyi eleştiriyorlar? Eleştirileri işte ben çocuklarıma fazla sevgi veriyorum. Yok diyemiyormuşum. Bir dediklerini iki yapmıyormuşum. Ben de kendilerine söyledim ki sonuçta ben bu çocukları haftada bir sefer ya da iki haftada bir sefer bir saat görüyorum. Ben bir saat içinde bu çocuğa disiplin uygulayamam. Ben zaten bir o iki hafta o çocukların özlemiyle yanıp tutuşuyorum. O çocukları gördüğüm zaman sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum, okşamak istiyorum. Yani o bir saat de olsa o çocuklar biraz dünyadan zevk alsın, biraz hayattan zevk alsın. O sevgi tatsınlar, aradaki o sıcaklığı hissetsinler. Çünkü o sıcaklığı, o baba sevgisini onlara vermek istiyordum. Bir de tamamen zaten çocukların orada olması tamamen bende büyük bir vicdan azabı yarattı. Yaratıyor da otomatikmen düşünüyorsun anne babanın yaptığını ya da yaptığımız hatalardan dolayı. Çocuklar burada, kendinizi suçlu hissediyorsunuz. İster istemez çocuklara daha böyle bir sevgiyle yaklaşma zorunda kalıyorsun. Zaten ben de karakter olarak da öyle bir yapıya sahibim. Ben mecbur değilim çocuğuma bağırıp çağırmaya. Onunla arkadaş da olabilirim. Yani oğlumla arkadaş da olabilirim. Gelip bana her şeyi anlatabilir. Ama onlar bunu zayıf karakter, işte yok diyemiyor, zayıf karakter diye sonuçluyorlar. Daha tam yetişmemiş, oğlunun üzerinde otorite kuramıyor diye böyle bir sonuca vardılar.
Ama ben de kendileri hakime söyledim. Bu son mahkeme kararında tamamen Gutachta'nın dediğini yaptı. Zaten hakim bir bayandı, Gutachta bir bayan. Tamamen o anda kendimi iki feminist arasında hissettim. Ne bana konuşma şansı tanıdılar, ne avukatıma konuşma şansı tanıdılar. Zaten hakim çocuğa sormamış bile, sen eve gitmek istiyor musun? Tamamen hakim o gün mahkeme girdiği anda zaten o kararı vermişti. Ben bu çocukları aileye vereceğim diye bu kararı vererek o yere girdi, yani odaya girdi. Neler yapıyordunuz Almanların bu abartılı sevgi dediklerini? Abartılı sevgi, ben küçük kızımla işte oynamışım. Daha çok köpek kontak dedikleri, işte çok kucaklamışım, çok öpmüşüm, çok zıplatmışım, omzuma çıkartmışım. Merdivende bırakmamışım yürüsün, ben taşımışım. Yani ben bunları yapmışım. Öyle şeyleri bahane buluyorlar. Niye bırakmamışım çocuk yürüsün de ben hep omzuma almışım ya da kucağıma almışım. Ya da kız nazlandığında ben niye hemen kabul etmişim? Mahkemenin son verdiği karar tamamen Gutachta'nın dediği gibi. Gutachta mesela beni uygun bulmuyorsanız ailem hepsi burada. Kız kardeşim bakmaya razı. Erkek kardeşim bakmaya razı. Benim bir sürü akrabam var. Ya da annem emeklidir kendisi. Gelip yanımda bakabilir. Neneleri, oğlum da nenesini çok sever. Gutachta bunun önünü kesmek için tamamen bir Fachpflegefamilie önermiş. Fachpflegefamilie de çok nadir bulunan, tamamen yani biz Türklerde çok az bulunan. Mesela ben Umut Yıldız Derneği kendilerine başvurdum. Onlarda bile şu an bulunmayan bir şey. Yani Pflegefamilie bulunuyor, okey. Ama Fachpflegefamilie'yi önermiş ki tamamen aileyi, İşte en azından ben dedim yani mutlaka ne olursa olsun aileye giderse de Müslüman bir aile gitmesini istiyorum. Ben çocuğum dilini, kültürünü unutmasın. Onun önünü kesmek için Fachpflegefamilie önermiş. Ben de bunu kabul etmedim. Hanım kabul etti, ben kabul etmedim. Ben dedim ben bunu bir yüksek mahkeme, Oberlandesgericht Köln'e taşıyacağım. Oberlandesgericht'e başvurdum. Bunu kabul etmediğim için şu an onlarda o çocukları, yani bir itiraz hakkım olduğu için çocuklar hala hayimde devam yaşıyor. Bir aile veremiyorlar.